Bismillahirrahmanirrahim. Fesubuhanallahine ve tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tusirun ayeti. Ne diyor? Sabah haydi akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerlerde hamd ve övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktinde eriştiğinizde onu tesbih edin. Rum suresi 17-18. Ayetlerinin ve Kur'an'da geçen namazla ilgili ayetlerinin bir nevi tefsirinin yapılmış olduğu 9. suresinin 5. nüktesine kadar geldik. Evet, koy abi, koy buraya. Etrafına diz, yansın. Diz öyle. Çok güzel. Yeter o bari. Tamam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 5. nüktedeyiz. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir, halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Evet. Yani çok önemli bir nokta burası. Din dediğimiz hakikaten istifade etmemizin yolu ve ibadet içindeki ubudiyet manasını anlamanın yolu insanın melekut boyutunun farkındalığı ve mahiyetinin farkındalığıyla ancak olur. Burada geçen cümlelerdeki her hem aslında bizim mahiyetimizden bahsediyor. Ve insan buradaki her hem içerisindeki vaziyeti ne kadar ciddi idrak ederse o nispetle ibadeti, o nispetle duası, o nispetle de namazı şuurlanmış oluyor. Yani bu mahiyetimizin farkında olamazsak kıldığımız namaz, yaptığımız dua maalesef şekli oluyor. Yani tat alamıyoruz, lezzet alamıyoruz ondan sonra. Çünkü neden? İhtiyaç hissetmiyoruz. Değil mi? Neden Yüksel abi bugün etli pilavı az yedi, gelirken yarım dürüm yemiş değil mi? Yarım dürüm yiyince ne oldu? İhtiyaç hissetmesi azaldı. Ve normalde bir deve yavrusu yiyip dört kıyıya süt içen ondan sonra abimiz az yedi değil mi? Yani bunun şeyi fıtra, yani insan ihtiyaç hissetmiş olduğu şeyden lezzet almaya başlar. O yüzden yapmamız gereken şey öncelikle mülk, yani görünen kısmımla kendimi tanımlamaktan vazgeçeceğim. Namaza ve ibadeti ve dinden bir hisse almak istiyorsam. İkincisi melekut tarafımın idrak edeceğim. Yani ben cismaniyetten ibaret değilim. Benim ruhum var, kalbim var ve ruhum ve kalbim alakadar olmuş olduğum bir kainat var. Bununla beraber sırrım var, vicdanım var. Bununla beraber bu kadar ondan sonra mahiyet itibariyle kainat alakadarlığımla beraber düşmanım çok. Değil mi? İhtiyacım çok. Ömrüm kısa. Elim kısa. Ama sen söyle, sahi noktada da hadsiz emellerim var. Şimdi bunun farkına vardığımızda ibadet içindeki gizli ubudiyet manasını yakalamış oluruz. Burası çok önemli bir mana abiler. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizden istemiş olduğu ibadet aslında ubudiyet manasını tazammı eden bir ibadet. Yani biz genelde ibadet deyince emredilerini yapmak olarak algılıyoruz ki bir veçhi budur. Fakat emredilerini yapmak eğer mahiyet farkındalığıyla olmazsa iş şekle dönüyor.
Yani namazımız, duamız işte hep şekilde kalıyor. O yüzden böyle çok ciddi şekilde dua edemiyoruz. Çok ciddi şekilde ondan sonra böyle yana yakıla dua edemiyoruz. Namazı da ciddi olarak kılamıyoruz. Sebebi sen söyle, ubudiyet manasını yakalayamadığımız. O yüzden buradaki her hem aslında bir açılımdır. Ve tek tek analiz ettiğimizde, böyle sırasıyla dizdiğimizde insan neymiş? İnsanın mahiyeti nedir? Zayıftır. Şimdi zayıf olan bir varlığa karşı her şeyi ona ilişiyor ve müteessir ve müteellim ediyor. Onu üzüyor ve elem veriyor. Yani zayıfız. Yani zayıfın karşısında mesela maçlarda ne vardır? Sıklet vardır değil mi? 60 kilo 60 kilo ile çarpışır. 70-70 çarpışır. Ağır siklet ağır sikletle çarpışır, yarışır. İşte kavga eder neyse boks maçlarında. Şimdi burada bir siklet tabiri caizse zahirde bakın dengesizliği var. Yani zayıf bir varlık var. Bu zayıf varlığın karşısında da her şey ona ilişiyor, müteessir ediyor, müteellim ediyor. Diğer tarafta aciz bir varlık var. Normalde aciz bir varlığın ne olması lazım? Ona hiçbir şey ilişmemesi lazım. Hadsiz bir koruma altında olması lazım. Fakat belaları ve düşmanları çok. Yani bela ve düşmanı çok. Diğer tarafta insan fakir. Ama ihtiyacı çok. Çok tezat bir durum yani. Tembel ve iktidarsız insan. Bununla beraber hayatın tekalifi ağır. Yani insan tembel ve gücü yok ama hayat teklifi çok ağır. Sonra insaniyet denilen bir yönü var insanın. Çok enteresan abiler. İnsaniyetimizin farkında olmamız lazım. İnsan, beşeriyet ayrıdır. İnsan ve insaniyet farklıdır. Beşeriyet ne demektir? Beşeriyet kişinin kendini cismaniyetiyle tanımlayıp İşte yerim, içerim, çiftleşirim, boşaltırım manasındaki bir yaşantı sürmesi, o tanımlamaya göre kendini manalandırmasıdır. Ama insan dediğimiz varlık ve insaniyet, insan dediğimiz varlık bütün kainatı cem etmiş olan bir varlıktır. İnsaniyet de bütün kainatla alakadarlı olan bir varlıktır. Ve o insanın mahiyeti insaniyettir. Dolayısıyla şimdi insaniyetimiz var, kainatla alakadarız. Fakat kainata baktığımızda da her an zeval ve firak var. Her bağlandığımız şey bizden alınıyor. Her bağlandığımız şeyden bir ayrılık var. Şimdi gelirken hatta çekecektim. Geç kaldık, birisi randevumuz vardı. Böyle tam Pendik civarlarında ağaçlar vardı böyle. Ağaçlar yapraklarını döküyor yağmur, şeyde rüzgarda. Tamam mı? Bakıyorsun sarı sarı yapraklar dökülüyor yani. Enteresan. İnsanı böyle firak ve zevali hatırlatıyor. Ölümü hatırlatıyor yani. Sonbahar o yüzden çok değerlidir. Bütün mevsimde değerli olduğu gibi sonbahar ve ilkbahar önemlidir yani. Bir de insanın aklı var. Ve bu akıl o insana yüksek maksatlar veriyor. Hem maddi hem manevi insana yüksek gayeler vermiş. Akıl veriyor bize yani. Mesela gelecekle ilgili dünyevi olarak planlarımız var, doğru mu? Mesela uhrevi olarak da varsa ondan sonra böyle âli makamat ondan sonra işte feyze talep ediyoruz. Feyzi talep ediyoruz. Fakat böyle olmasına rağmen eli kısa, ömrü kısa, sabrı kısa. Şimdi bu varlık ne yapacak? Abi şu hayvana baksak hiç böyle tezat yok ya. Yani yok. Hiç yok ya. Şimdi böyle bir varlık yani eğer dinden uzak şekilde bu hayatı yorumlamaya kalktığında kafasına sıkması lazım. Evet, hayvan gibi yaşaması lazım. Yaşayamaz da ama tabii yani. Hayvan gibi yaşayamaz. Öyle değil mi? Akıl var çünkü. Akıl olduğu için. Şu al bir şey kapı açar mı? Duman bir sirkülasyona gitsin istersen. Ha? Şey tamam. Şeyi açalım. Mutfakta gidin. Sen gidin. Mutfakta var. Pencerem olarsa. Bu tarafta değil mi? Olmasa abi odasına gidiyor. Burası daha kötü abi. Bilmiyorum ki. Maske getirdin mi? Şu an duman var mı burada? Abi yan taraf az var. Yan taraftan geliyor abi buraya. Allah Allah. Sen camı açtın mı orada? He? Ama oradan şey girmesin mahlukat acibe. Camı açtım, camda şey var. Var mı? Ha iyi. Girmez abi. Hadi kapıyı niye kapattın? O odaya girmez abi şu an.
Evet, tamam. Hadi dikkatimi toplayayım birazcık. Sen söyle, buraya yoğunlaşalım. Şimdi aciz ve zayıfız, aciziz, fakiriz, tembeliz, iktidarsızız, insaniyetimiz var, aklımız var. Fakat bununla beraber zayıflığımıza binaen her şey bize ilişiyor, müteessir, müteellim ediyor. Aciziz, belalarımız, düşmanlarımız çok, fakiriz, ihtiyacımız çok fazla. Tembel ve iktidarsızız, hayatın tekalifi çok ağır. İnsaniyetimiz var, kainatla alakadarlığımızla beraber zeval ve firak tokatlarını sürekli şekilde yediğimiz için İnsaniyetimiz çok ciddi şekilde dejenere oluyor, yıpranıyor. Aklımız var. Akıl bize yüksek maksatlar vermesine rağmen elimiz kısa, ömrümüz kısa, sabrımız kısa. Şimdi bu cihette bir insanın yapması gereken nedir? Şimdi bu kadar anlattı ve bu bir insanı arayışa itiyor işte. Yani mahiyetinin farkına varan insan bir arayışa girer. Şimdi o yüzden ayet-i kerime diyor ya, fefirru ilallah mıydı? O manada bir ayet-i kerime var. Allah'a kaçın. Koşun. Ne anlıyorsunuz bundan? Allah'a koşun. Nereye koşun? Nerede ki Allah? Şimdi ne yaptık biz burada? Temin? İhtiyacını mesela hissinden sonra mı kaçma mesela? Yani maddi cihette düşününce abi, yani bir adam mesela soğukta kaçmak için ne yapıyor? Sıcak bir yer arıyor. Temiz bunu ne yaptık? Duman var dedik. Ne yaptık? Kapıyı açtık. Kim, niye? Birisi zorladı mı kapı açmak için? Yok. Cam açmak için zorlamıyor. Neden? İşte şömineden yanan dumandan burası duman olunca, fazlalaşınca temiz hava ihtiyacıyla beraber hemen gittik kapıyı açtık. Doğru mu? Fıtri. Yani temiz havaya kaçtık. Yani tabi ya da kirli havadan temiz havaya kaçtık. İnsanız, bu mahiyetimiz var ve bunlarla biz aslında bir arayışa gitmemiz lazım. Yani sen söyle, bunların karşılanacağı bir yer lazım bize. Evet, karşılayacak birisi. Evet, karşılayacak birisi lazım. Ve karşılanacak bir yer, karşılayacak birisi lazım. Yani o yer nedir? Namazdır. Karşılayacak olan kimdir peki? Cenab-ı Hak'tır. Şimdi bu kadar anlattı. Bakın namazın altyapısını hazırladı bizim için. İşte bu vaziyette bir ruh geldi. Yani namaz dediğimiz hakikatin anlaşılabilmesi için bu olması lazım. Yani bu vaziyette bir ruhun farkında olmak lazım. Abi bir şey sorabilir misin? Şey gitme, namaza bağlamamız bütün insanlar için bir geçerli değil mi? Mesela tabii. Yani bütün başka kendilerine zayıf olduğuna, aciz olduğuna. Yani bu sırf Müslümanlara bir has bir şey değil yani. Tabii insansa yani, yani şöyle söyleyeyim, beşer olarak gönderilmiş, hakikatta insaniyet gizli olan her insanda bu mevcut. Yani Müslümanlıkları mesela ilk kıldıkları namazda gayret hepsi ağlıyorlar. Tabii. Boşanma oluyor. Evet. Bizde işte bizde ülfet peyda ediyor. Dolayısıyla sen söyle, hani ayet-i kerime vardı ya, hani insan diyor kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Yani bu azgınlık manası işte belki diğer ayet-i kerime neydi? Sen diyor namaz kıldığında kulu engelleyeni gördün mü? İşte demek ki insanı namazda engelleyen şey nedir? Mahiyetinin farkında olmamaktır. En basit manası. Ebu Cehil değildir yani. İşte veyahut da işte patron değildir yani. Yani sen gerçekten ihtiyacını hissettiğin anda seni patron da engelleyemez. Değil mi? Başkası da engelleyemez. Neden? Çünkü ihtiyaç hissediyorsun yani. Fıtratta mükerrem diyor ya. Aynen. Bir şey arıyor yani. Arıyor yani. Çünkü insanın sen söyle, hal bilinmeden kulluk olmaz. Bak hakikat bu yani. Maddi olarak açtığımı hissetmediğin zaman nasıl yemek yemek bana keyif vermiyorsa, ben de bu noktada eğer sen söyle mahiyetin farkına varamayınca İbadet ve din dediğimiz hakikat bana lezzet vermiyor. Lezzet vermemesiyle beraber işte sen söyle, sonra kendi kendime yetebileceğimi veyahut da yettiğimi zannediyorum. O yüzden de biz bugün dua edemememizin temelinde problem bu işte. Biz kendimize yetiyoruz. Yeterliliğimiz var. Bir varlık kendi kendine yetiyorsa o varlık artık ilahlık sen söyle alışımına girmiştir yavaş yavaş. Abi, hem yeterlikten bir de farkında değil ya. O da olabilir.
O da biliyor aslında kendine yetmediğini biliyor. Peki neden farkına varmıyor? Yeterli görüyor kendini abim. Aynı olay. Neden yemek yemiyorsun? Tokum çünkü. Ofiste demişti bir abi. Dua gerek yok dua demişti. Tabii yetiyorum yani. Mehmet abi böyle biraz anlatmaya çalıştı bana. Bu gerek yok dedi. Niye gerek var ki dua? Yani Yusuf suresindeki dua var ya, hani Kur'an-ı Kerim'de geçen işte ben çaresizliğimi, tükenmişliğimi, gam ve kederimi değil mi? Yalnızca Allah'a söylerim. İşte aslında yapı olarak biz bu haldeyiz sürekli. Yani nasıl haldeyiz? Çaresiziz. Tükenmişiz. Tamam mı? Gamımız var, kederimiz var. Ya bu illa gam ve keder deyince işte hastalık ve musibet olarak değil ki. Algılamamak lazım. Yani gam ve kederimiz her daim var bizim. Çünkü elimiz bir şeye yetişmiyor. Elimiz bir şeye yetişmediği gibi ihtiyacımız çok fazla. Düşmanımız çok fazla. Bunun ondan sonra farkındalığı nispetinde biz o zaman işte o yalvarış ve yakarışımız manalanmaya başlıyor. Bunu yapmayınca, yani hissetmeyince yaptığımız ibadet, işte ettiğimiz duanın da pek bir bizim için bir esprisi olmuyor. İşte o yüzden bu vaziyetteki ruh kelamı çok önemli. Yani belki de 9. sözün 5. nüktesi artık kainattan başlayıp sen söyle namazın içindeki tesbihatlardan başlayıp meseleyi insan ruhuna getirdi. Tamam mı? Bu vaziyetteki ruhun farkındalığıyla ancak namaz dediğimiz hakikat bizim alemimize yerleşir. Yani bu vaziyetteki ruhu hissetmeyince kıldığımız namaz öyle işte maalesef sıradan ve uyuşuk böyle hani diyor ki suhre gibi yarım yamalak. Aynen yani o hale geliyor iş. Üstad Hazretleri de hani hep diyoruz ya aslında biz hani görmenin muhtacız Cenab-ı Hak vermiş. Şimdi vermiş olduklarının genellikle ülfeti kendi kendime ben yetiyorum tarzı bir şey oluyor ya. Hani Üstad Hazretleri de mesela Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında kesinlikle insanın eli yetişemeyeceği yerleri göstermiş özellikle. Yani az önce dedi ya bu ruhu ona hazırlamak noktası. Hani belki buraların böyle şey yapılırsa zaten yapılmış Risale-i Nur'da daha çok anlayacağız onu. Evet. Mesela istikbal noktasında kesinlikle elini ermiyor. Yani şu gün dediğin zaman adam ya ben hallediyorum diyebiliyor. Ama istikbal dediğin zaman yok. Nefsin dediğin zaman yine yok. Hani dünyanın hani bu dalgalarını önle, hadi bir ölümü önle. O da yok. Yani buralarda kesinlikle çaresiz. Her zaman çaresiz de bunlar daha çok hissediliyor gibi. İşte yani bu çaresizliğimizi her daim hissetmemiz lazım. Yani biz kendimize bakan vecihle söylüyorum. Tamam mı? Mesela neden banyo yapıyorsun? Mahluksun çünkü. Yani kirleniyorsun. Neden yemek yiyorsun? Mahluksun çünkü. İlah değilsin. Değil mi? Bir ihtiyacın var yani. Neden uyuyorsun, uyukluyorsun? Ondan sonra ihtiyacın var çünkü. Mahluksun. Hep bu mahlukiyetimizi nazar almamız lazım biz. Bunu ne kadar çok yaparsak gün içerisinde o zaman işte o yetebilirlik ondan sonra iddiasından uzaklaşmaya başlayacak. Bizim din hakikatinin bizden istemiş olduğu temel esas budur abiler. Yeter ki kendi kendine yetebilirlik iddiasında bulunma. Şey diyor abi üstad diyor mühimsiz medeniyet insanın ruhunda dünya evet. Nazır çok pencereli açmış. Bir daha mesela dünya nazır pencere açtığı için mesela bir şey ya sen zayıfsın olur mu ya ben zayıf değilim diyor mesela şunu tabii. Yapabiliyorum diyor mesela diyor ya. Aslında o biraz da anı yaşamayla verdiği bunlar hepsi unutturmak için yani. Tabii. Bunu bir var mahiyetten varsa mesela ya acizin bir kesen natuvane. Mesela onları bir insan hakikaten kendi adına bunu bir yakalayabilirse kesin bir şeye tapacak yani abi. Tabii bunu tapıyor işte o da tapıyor. O da taptığı bazı şeyler var. Ha. Şimdi biz taptığımıza ne kadar tapıyoruz yani o mesele. Yani mesela bir yemeğe haşa duyduğumuz ihtiyaç kadar bedeni olan bir ihtiyacımız işte. Bir uykuya duyduğumuz ihtiyaç kadar acaba ben maneviyete ihtiyaç duyuyor muyum? Veyahut da maneviyete olan ihtiyacım farkında mıyım? Bize değiliz yani. Yani şu anda tahkik ehli olaraktan söylüyorum. Şu cemaat, Risale-i Nur cemaati olaraktan. Kaç kişinin aleminde bu mesele ne kadar canlı dersek çok ciddi problem yani hepimizde. Allah bunu amanada inşallah derinleşmeyi nasip etsin. O yüzden bu işte bu vaziyetteki ruh manası çok önemli. Yani kilit bir cümledir. Şimdi namaz vakitlerine geçiyor. Fecir zamanında yani sabah namazı. Yani şeyde neydi? Başlangıcı ifade ediyordu değil mi? Daha önceki şeyde. Yani kainat sayfasında neydi? Birinci gündü. İnsan sayfasında insanın ana rahmine düştüğü gündü değil mi? Sen söyle ana rahmine düştüğü gün müydü? Ana rahmine rahm-ı mader. Evet. Düştüğü zamanı ve sen söyle evveli bahar zamanı.
Yani fecir zamanında ne bir başlangıcı ders veriyordu biz aslında. İlk başlangıç. Yani hayata ilk defa başlıyoruz yani. Yeni bir güne başlıyoruz. Şimdi yeni bir güne başlarken mahiyetimiz neydi bizim? Zayıftık. Acizdik. Fakirdik. Tembel ve iktidarsızdık. İktidarsızız. Ondan sonra insaniyetimiz var ve aklımız var. Doğru mu? Şimdi böyle bir varlık her şey ona ilişiyor, onu müteessir ediyor. Belaları, düşmanları çok, ihtiyacı çok, hayatın teklifleri çok ağır. Kainatla alakadar bununla beraber zeval ve firak hakikati sürekli onu tokatlıyor. Ve yüksek maksatları var fakat eli yetişmiyor. İşte ömrü kısa, eli kısa, iktidarı kısa. Böyle bir ruh fecir zamanında. Bakın fıtrat nazara verildi. Fıtrattan esmaya hakikati gene gözüktü. Çok önemli bir nokta bu. Yani Esma ilahi deyince tamam mı? Allah'ın güzel isimleri. Ne güzel isimler? Allah'ın güzel isimleri. 99, 1001 hep güzel isimler. Tamam mı? Deyince böyle ezber sisteminde ne yapıyoruz? Hani ya Cemil, ya Allah, ya Karib, ya Allah. Bakın esma eşittir fıtrattır. İnsan fıtratını ne kadar ciddi analiz ederse, fıtratının ne kadar farkında olursa esmaya olan ihtiyacı o nispette farkında olmaya başlar. Mesela ben şimdi aciz ve zayıfım. Fakirim. Bana ne lazım? Kadir-i Zülcelal lazım. Kudret sahibi olan bir celal sahibi ve kudret sahibi olan bir zat lazım. Sonra ihtiyaçlarım da var. Kudret içerisinde bana şefkat edecek bir Rahim-i Zülcemal lazım. Anladın mı? Yani bağlantı mükemmel gidiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o esma fezlekesi Risale-i çok güzel esas alınmış. Yani fıtrattan esmaya doğru böyle çok güzel bir geçiş yapılıyor. Yani insanın ruhunun, mahiyetinin farkındalığıyla beraber Kadir-i Zülcelal ve Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip sabah namazında. Yani gün içerisinde bir sürü sen söyle vaziyetin var, halin olacak. Bununla beraber mahiyetinin farkına vardın. Bu mahiyetle beraber Kadir-i Zülcelal ve Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzu hal etmek ve tevfik ve medet istemek. Ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinat olduğu bedaeten anlaşılır. Yani o yüzden sabah namazının iki rekat sünneti, değil mi? Dünya ve içindekilerden hayırlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aslında sabah namazını kılmakla biz kendi mahiyetimizin farkındalığıyla beraber bir yardım talebinde bulunuyoruz. O yüzden çok önemli ve sabah namazında duayı uzun yapmak esastır. İşte bizim gibi biz mesela Miraç manasına en yakın namazımız bizim sabah namazıdır yani. Yatak soğumadan geri dönebiliyoruz yani. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitmiş gelmiş yatak soğumamış ya. Biz de elhamdülillah sen söyle yatak soğumadan tekrardan geri dönüş yapabiliyoruz. İşte böyle bir yani neden böyle? Tabii birçok sebebi var. Geç yatıyorsun. Uyku dengesizliğin var. Ondan sonra fıtrata aykırı hareket ediyorsun. Çünkü kainattaki nizamın farkında olmadığı için intizamlı olamıyorsun. Geceyi gündüz yapmışsın, gündüzü de gece yapmışsın. Sabah namazına kalkmışsın, gözümüzü açamıyoruz. Ne uykusuz böyle yapıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Tesbihat, mesbihat. Allah kabul etsin. Namazı kılıyorsun. İnna atane, kulü vallaha, veleddâni namin. Bir sağa, bir sola, yallah. Niye böyle oluyor? Veyahut da sabah namazını kaçırıyoruz. Kronik bir hastalıktır bu. Yani sabah namazını kaçırmak. Hiç böyle yemeği kaçırdınız oldu mu? Yani saatini kaçırsanız da atladınız oldu mu? Mesela her gün kahvaltıyı kaçırdınız oldu mu? Olmaz değil mi? Yani ben mesela şuurlu şekilde yaklaşık 15 yaşından itibaren hesaplarsak 26 seneden beri ben kahvaltı yapıyorum. Hiç sektirmedim yani. Mesela 3 gün üst üste kahvaltıyı yapmadım olmadı. Şey hariç, Ramazan-ı Şerif hariç. Öyle değil mi? Neden? İhtiyaç hissediyorum ya. Yemem lazım yani. İşte çay içmem lazım neyse. Şimdi diyor ki sabah namazını kaçırıyorum. Niye kaçırıyorsun sabah namazını? Bir insan neden sabah namazını kaçırır? Ya saati kuruyorum, duymuyorum. Kardeş saati kurmayacaksın işte.
fıtrat saatini kuracaksın. Kalbini kuracaksın. Ruhunu kuracaksın. O zaman kalkarsın. Allah'ın izniyle. Aynadan işe giderken zımba gibi kalkıyor. Tek ayakta. Şey kurmadan kalkıyor. Bir tane kardeş bir medresede kalıyordu bir tanesi. Sabah namazı kalk. Adam tamam ulan kalkmıyor herif. Kalkamamış. Ben de tevafuka kalkamadım. Yeni çocuk şimdi yüklenemiyordum daha fazla. Ben idareye girdim işte. Çalışıyorum. Saat 8 zınk diye kalktı adam. Hemen gitti işe. İşe bize yakındı. Akşam geldi dedim sabah abi ya kalkamıyorum. Dedim ama 8'e dedim zınk diye kalktın. 8'e zınk diye kalktın. Neden? Abi iş yeri çok disiplinli. Cenab-ı Hak çok disiplinsiz. Ya ne kadar enteresan şey ya. Çünkü ihtiyaç hissetmiyoruz abiler. Mesele bu. Bakın maneviyatın her zaman söylüyorum ben. Birinci eşiği ihtiyaç hissetmektir. Bugün okuyamıyorsak, bugün bu hakikatlere ciddi müteveccih olamıyorsak, işte derinleşemiyorsak, bütün sebebi ihtiyaç hissetmemekten kaynaklı. Başka bir şey diyeceğim. Ha, aynen, şiddeti ihtiyaç. Ya. Hissetmiyor, yani ihtiyaç hissetmeyip, yani yaptığın işten lezzet alamaz. Ne yediğin yemekten lezzet alıyorsun. Niye? Çünkü toksun. Aynı şekilde budur. Açlığını hissetmemiz lazım. O yüzden de bu hakikatlere böyle ciddi mütefekkiren okumamız lazım ki bu manayı yakalayalım. Öteki türlü olmuyor yani. Evet, fecir zamanı buymuş. Yani fecir zamanında bana iki esma ile Cenab-ı Hak namaz içerisindeki manayı ifade etmiş. Kadir-i Zülcelal ve Rahim-i Zülcemal. Hatta bu şeyi Kadir-i Zülcelal ile Rahim-i Zülcemal o yukarıdaki bu şeylere karşılık gelebilir mi? Geçen öyle bir şey yapıyordum tabii da. Ben zayıflığa karşı Cenab-ı Hak Kadir olması. Bunu söyledi ya. Aslında abi bunu söyledi. Evet. Fıtrattan Esma'ya işte. Yani buradaki hani yaklaşık 4-6 tane madde saydı ya. 6 maddenin ondan sonra karşılığı bu işte. Yani zayıfız, aciziz, fakiriz, tembel ve iktidarsızız. İnsaniyetimiz var, aklımız var. Bununla beraber hiçbir şey gücümüz yetmiyor. Her şey bizi müteessir ediyor. Kainatlara kadarlığımız var. Zeval ve firak tokatlarını yiyoruz. Aklımıza yüksek gayeler veriyor. Bununla beraber elimiz kısa, iktidarımız kısa, ömrümüz kısa. Ne yapacağım ben? İşte bunun farkında ol. Hemen arayışa geç. Fefirru ilallah hakikati. Seni neye sevk ediyor? Kadir-i Zülcelal ve Rahim-i Zülcemal. İki tane Esma'ya götürdü seni yani. Abi şimdi sabah namazında da hani yardım isteme manası derken şey anlaşılabiliyor. Hani ya Rabbi işte işlerim düzgün gitsin. Evet. Hizmet görmeyeyim. Hani beline yükleyecek işler noktası var ya. O cihet elbette vardır hani. Cenab-ı Hak hafifleti, sadaka hükmüne geçer sabah namazı da. Yani benim daha ağırlıkla anladığım mana o kalbi kendi amelinle o kalbi boyamak meselesi var ya. Kendi itikadıyla kalbini boyar manası. Yani o namazla neye boyayacağız? Kadir-i Zülcelal'e, Cemil-i Zülcemal'e işte bu Rahim-i Zülcemal'e boyadık mı o kalbi? Bu sefer her gelen musibette de Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, hikmetini görme olayı olacak ve o beline yüklenen işler aslında yüklenen bir iş değilmiş. Aslında Allah razı olsun güzel bir mana. Şöyle diyebiliriz mesela. Ben şimdi sabah namazını kıldım. Sabah namazını kıldıktan sonra gün içerisinde işe başladım. Ve benim iktidarım kısa. Akıllım var ama yetmiyor. Fakat gün içindeki işlerdeki bazı zahir terslikleri mutlak kabul edip anasını sattığım yerinde böyle şey oldu, böyle oldu diyorsak işte oradaki namaz manası yine kaçırdığımızın alametidir yani. Çünkü demek ki kalbi boyamamışız. Aynamız kirli. Yani oradaki o namazda tevhidi yakalayamadığımız için hayattaki tevhidi yakalayamıyoruz. Problemimiz buradan kaynaklı yani. Mesela kalbi boyamak. Yani hani diyor ya her bir şeye la ilahe illallah bir lamba yapmak. Değil mi? Namaz vakitleri bu lambanın böyle tabi gelse güçlendiği veyahut işte elektrik dozajının arttığı veyahut işte tazelenmiş olduğu bir hakikat. Yani sen gün içinde fecir zamanında dedin ki ben acizim, iktidarım kısa, zayıfım, belalarım, musibetim çok fazla. Tamam mı? Sen söyle ne dedi başka? Benim fakirim, ihtiyacım çok, tembel ve iktidarsızım, hayat teklifi çok ağır ama bununla beraber sen güçlüsün.
Sen biliyorsun ama niye bu işler böyle gidiyor? Sabah namazını da kıldık ya. Allah Allah. Yani kılmadık değil ki yani. İş aynı iş. Evet, artık aynı terslik. O zaman işte o sır kaçıyor yani. Demek ki hayattan kopuk bir din anlayışı bu işte. Yani yarattı bitti. Ateşi yaktı bıraktı. Oradaki tasarrufat ilahinin farkında olamıyoruz yani maalesef. Yani bir kere şey böyle keski mana olmuştu abi onunla ilgili de böyle iş yerinde üstüme geliyor işler böyle. Habire sebep manasını da düşünüyorum. Hani Cenab-ı Hakk'a hiç bağlama yok yani. Öyle bir girdim ki abi. Yani yok hatırlayamıyorum yani anlamı. O sebep böyle, bu sebep böyle. Ya şunu yaparsak böyle olur. Bunu yaparsak şöyle olur. Sonra namaz vakti mi geldi o zaman? Bir kıldık. Kıldıktan sonra şu, ha, Allah var. Elhamdülillah. Bu işlerin dizginlerinde işte. İşte o hatırlatmıyor abi yok. Şey var işte o namazın manasını 11. söze geçiyor ya. Hani gaibane huzurdan hazirane huzura geçmek. Gaibane huzurda gaflet istila ediyor. Hatırlayamıyoruz. Yani mesela hani diyoruz ya biz şöyle bir kavram kullanıyoruz işte. Namazda Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak. Bu mana eğer hani bir yerden bir yere geçip işte gözükme manası şirk olur. Allah'ın görmediği bir mekan göster bana. Ben huzuruna çıkayım orada. Mesela ben şimdi bu arkayı göremiyorum. Duvarın arkasını. Benim huzuruma birisi girebilir. Evet Hasan abinin huzuruna çıktım. Ama Cenab-ı Hakk'ın huzurunun haricinde olduğumuz bir yer var mı? Ama bu mana yani gaibane huzur denen bir şey var. Şu an biz Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız ama gaflet unutuyoruz. Huzurun farkında ama namazda en amiyane bir insan dahi ne yapıyor? Namazda huzurda olduğunu farkında varıyor. Farkında oluyor. İşte senin de yaşamış olduğun o hadise, hepimizin gün içerisinde yaşamış olduğu hadise o. Yani gün içerisinde gaibane huzurdayken biz Cenab-ı Hakk'ı hatırlamıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rakip olduğunu, alim olduğunu, her işte tasarrufa sahip olduğunu unutuyoruz. Ama ne zaman ki namaza giriyoruz, orada formatlanıyoruz yani. Tık diye böyle diyorsun, evet doğru, Cenab-ı Hak diyorsun. İşte o zaman o namaz oluyor işte yani. Belki de o gafletine şey oluyor, sen söyle, kefaret oluyor yani. İnşallah, iki vakit arasında... Tabii iki vakit, aynen o mana çok önemli bir mana yani. Yoksa öteki türlü dediğin gibi ayar kaçıyor yani. Evet, fecir zamanı bu. Şimdi geldik zuhur zamanına, yani öğlen vakti. O zaman, şimdi de üçüncü nüktedeki manası neydi öğle namazının? Dördüncü nüktedeki manası? Yaz mevsiminin ortasına işaret ediyordu, değil mi? Ve gençlik kemalini sen söyle ifade ediyordu. Ve de insanın yaratılış devresi. Yani ikinci gün, hilkatin ikinci günü. Öğle namazı. Şimdi zuhur zamanının özelliği neydi? O zaman gündüzün kemali. Yani gündüz zirve yaptı. Fakat zirvenin şöyle bir özelliği vardır. Zirve aynı zamanda düşüşün de başlangıcıdır. Değil mi? Mesela Osmanlı'nın yıkılış dönemini nereden başlatırlar? Kanuni'den başlatırlar. Yani duraksama ve yıkılış olaraktan. Kanuni zamanı o kadar zirve yapmış ki imparatorluk ama bazı şeyler gözükmüyor. Yani her zirve aslında bir inişin göstergesidir. Öğlen zamanı da böyle. Öğlen zamanı artık gündüz ne oldu? Kemale erdi ama aynı zamanda zevale meyli. Bak şimdi ve yevmi işlerin avanın tekemmülü. Yani gün içerisindeki işlerin yavaş yavaş kemale ermesi. Değil mi? Artık taşlar, raylar yerine oturuyor. Mesela işte fabrikalarda vesaire öğlen vakti gelince sabah alınan programlar yavaş yavaş şekillenmiş. Ondan sonra oluşmaya başlamış. Ve meşagili tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı. İşte burası. Çok sır bir nokta abiler burası. Çok önemli bir nokta burası. Bizim idrak edemediğimiz nokta burası. Yani öğlen vakti ruhun tazikten kurtulma zamanıdır. Biz öğle namazını kılarken genelde ne yapıyoruz? İşlerimizin bitmesini bekliyoruz. Ya şu işi yapalım ya. Daha var nasıl olsa vakitte. İşte 2 saat var, 3 saat var. Kardeş yanlış yapıyorsun. En yoğun olduğun zaman da öğlen namazını kılacaksın. Çünkü ruh bunalıyor. Ruh dünyayı istemiyor. Ruh bu dünyada nedir? Kafestedir, gurbettedir. Ruh bu dünyada yaşamış olduğu, yapmış olduğu işlerden lezzet almaz. İsterse trilyon kazansın. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey ne öğlen namazında? Tabii iş mesaisi müsait olanlar için söylüyorum ben.
en yoğun olduğun zamanda Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince evet sen kardeşim benim ruhumun teneffüs vakti gelmiş. El freni çekmen lazım. Çünkü en yoğun olduğun zaman en gaflet olduğun zaman. En gaflet olduğun zaman teneffüs ihtiyacın var senin yani. Şöyle bir şey olabilir mi? Yani Allah da bizden veda etmemizi istiyor bazen. En yoğun olduğun gün senin belki de en verimli alanını veda edip namaza durmanı istiyorlar. Çünkü artık böyle... Ya onu Anil onu evet doğru söylüyorsun ama şunu anlamamız lazım. Yani bedeni olarak bağlanmış olduğun şeye fedakarlık yapamazsın. Ruhunu anlamamışsan. Yani ben ruhumu tanımlamamışsam bakın fedakarlık olmaz. Yapamıyoruz yani. Mesela mesaiden fedakarlık yapamıyoruz. İşte yeri geliyor işte ekstra işten fedakarlık yapamıyoruz. Veyahut da işte paradan fedakarlık yapamıyoruz. Çünkü maddiyat asılsa çok büyük zarar. Yani maddiyatın asıl olmaması lazım. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği en fedakarlık terk değil. Sen bu değilsin. Yani sen cismaniyet değilsin. Sen beden değilsin. Senin amacın bu dünyada işte çok para kazanmak değil, araba kazanmak değil, ev kazanmak değil. Senin amacın bu dünyada ruhunun tatmin olmadığını farkına varıp namazla, ibadetle, ubudiyetle yönelişe geçmektir. Ve demiş olduğum manayı şöyle uygularsak, evet ezan okundu. Kardeşim ya bu bir farkındalık. Ya ben bu dünya için gelmedim. Benim ruhum bu geçici, fani işlerden lezzet almıyor. Benim bu işi bu baki bir hayata müteveccih olmam lazım, teveccüh etmem lazım diyerekten hemen yönelişe geçmemiz lazım. Ama biz ne yapıyoruz öğle namazını? Ya daha vakit var, ikindiye yakın kılarız vesaire kılarız diyerekten işi zora sokuyoruz yani. Geçen bak daha yine bir öndeydim. Öğle namazı vakti. Ya kılarız beraber. Ya kardeşim beraber kılarız mevzusu dedi ki öğlen namazı vakti var, vakti. Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı ve bunu nurcular söylüyor. Bak en çok ayar olduğum nokta benim bu işte yani. Ya bu çok büyük problem. Yani Risale-i Nur okuyup da namaz vakitlerine riayet etmiyorsak abiler. Bak tekrar söylüyorum parantez içinde mesela. Adam iş yerinde vaziyeti farklıdır. İşte işçidir vesaire kapitalist sistemin içerisinde vardır. Ama yani işte Hasan, işte Mehmet Ali, işte Yüksel gibi hayat-ı içtimai içerisinde bir özgürlük alanı olan işte Eser gibi işte Tarık gibi medresede kalan insanlar için Allahu Ekber Allahu Ekber ezan okunuyor. Oho daha yeni paşalar kıvrılmışsa kardeşim sen olmamışsın manayı. Anlamışsın manayı yani. Samimiyetle söylüyorum çok büyük problemdir bu yani. Benim alemimde böyle adamların karşılığı yoktur yani. Bak söylüyorum ben bütün kardeşim söz üstüne söylemiştim. Kalmayın burada kardeşim gidin evinizde kalın ya. Otel Kaliforniya değil ki burası. Ezan okunuyor. Sen beygir gibi yatıyorsun yani. Namaz okunmuyor. Ezan namaza durmamışsın sen. Ya o işin var değil mi? Kardeş işin olmayacak. İşin bu senin de. Bu. Senin daha bundan daha ciddi işin yok yani. Bizim namazdan daha ciddi bir işimiz yok abiler. Belki kıldığımız bir namazda bir rekatta bir mana yakalayacağız. Zirve yapıp bırakacağız yani. Bundan daha büyük işimiz yok bizim. Ama maalesef ne hayat-ı içtimai içerisinde, ne bırak hayat içinde, medresede bu hassasiyet pek gözükmüyor yani. Çok da zikrediyorum, çok da söylüyorum. Elhamdülillah bir farkındalık oluşuyor ama yeterli mi dersiniz, yeterli değil yani. O yüzden bizim anlamamız gereken şu, ruh. Ama biz beden merkezli yaşıyoruz yani. Değil mi? Uyku, yemek, işte şehvet, tamam mı? Bu merkezde yaşayınca şimdi sen... Tanımlaman yanlış bir kere. Şimdi ben sana anlatıyorum Amerika'ya. Gitmemişsin ki Amerika'ya. Hani diyor ya Amerika tavukları ne kadardır? Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nedir? Şimdi insaniyeti anlatıyor Kur'an sana. Sen ama hala buradasın. Tamam mı? Hala buradasın. Tamam mı? Şimdi sana ne anlatacak Kur'an-ı Kerim? Ruh falan filan. Uyu. Uyu yani. O olur. Niye derste uyurlar insanlar? Böyle yumuşma abiler çok yumuşatıyorlar böyle işte. Yani ruhu dinleniyormuş. Uyumayan ruhu dinlenmiyor mu? O zaman uyumayan da problem var. İhtiyaç kardeşim bu iş. İhtiyaç. Mesele bu. Anladın mı? Din ihtiyaçtır. İhtiyaç. İhtiyaç. Hissettin mi cin gibi olursun. Geçen yine piyasadayım bir tane kumaşçı. Diyor ki mübarek adam benim namazını yazdı. İki günden beri uyumuyorum diyor bana. Anlatıyor. Ben adamı tanımıyorum. Dedim abi iki günden beri niye uyumuyorsunuz dedim. Dünya için değil mi? Durdu böyle. Evet dedi dünya için. Uşaktan geliyor kumaş satıyor. Problem değil ki. Ben üç gün uyumadım. Üç gün zero uyku.
Ve eşek gibi de çalıştım yani. Üçüncü gün bir uyumuşum, sızmışım. Hani kaç saat sonra uyandım yani. Üç gün. Yani ne yapar? 24, 48, 72 saat yapar değil mi? 72 saat. Hiç uyku yok. Ve beyin olarak müthiş çalıştım yani. Yani askerden önceki hayatımdan söylüyorum. Sonra ben geçmişte televizyon izlerken saatlerce oturup maç izlediğimi de biliyorum. Uykum gelmiyordu. Bana bunlarla gelme. Beni sok sok dünya, ben üç gün uyumayayım yani. Yeter ki para kazanayım yani. Sen din noktasında neredesin kardeşim? Bana onu söyle sen. Sen Allah için kaç saat uykusuz kaldın? Veyahut da ne kadar bu işte teveccüh gösteriyorsun? Din başlı başına teveccühtür ya. Teveccühü tam. Değil mi? Yani tam bir teveccühle olacakmış. Yani biz rol yapıyoruz birazcık. Orada problem çıkıyor yani. O yüzden yani zuhur namazı ruhun farkındalığıyla beraber ve bakın diyor ki fani dünyanın. Şimdi ruh beka için yaratılmış. Sen bu ruhu fani dünyanın fani işleriyle bekasız ve ağır işlerin vermiş olduğu gaflet ve sersemlikle ruhu boğdun. Ruh diyor ki bana pencere aç ya. Abi burada ruh yani şimdi adam çalışırken bu faniliğin farkına varmıyor. Varamıyor. Yani varınca mı ruh alacak sıkıntı? Ya varmıyor değil mi? İptali his ne büyük ya abi. Şırıngayı vuruyor. Düşünmüyor ki adam. Mübarek. Düşünmeyen adam nasıl farkında olacak ya? Hayır, bu adamın ruhu nasıl sıkılıyor o zaman? Yani benim anlatmak istediğim şu abi. Ruhun benim sıkılması manası hani 21. sözde de bahsediyor ya. Birilerine bağlanıp onlardan ayrılma. Şu mevcudata bağlanıyor, ayrılıyor. O firakla, o fanilikle, üstünde fanilik damgasını görünce ruh bekayı aradığı için sıkılmaya başlıyor. Doğru değil mi? Evet, o mana var. Ha, o mana mı buradaki mana, yoksa bu adam... Ama yalnızca zeval ve firakı görmekle değil ki mesela. Değil, ha, maddeyle ne kadar uğraşırsa... Maddeyle ruhun alakası yoktur ya. Ama anestezi denen bir şey var. Anesteziyi biliyor musun ne olduğunu? Uyuşturucu. Evet. Yani bölgesel uyuşma yapıyor. Şimdi ne oluyor? Yoğunlaşıyor bir iş. Adam mesela kafayı bir sokuyor kuma, 10 saat, 12 saat çalışıyor adam yani. Adam düşünmüyor ki. Yani düşününce senin farkındalığın başlıyor. O yüzden tefekkür edin diyor ayet-i kerime. Yani düşünmez misiniz, akletmez misiniz yani? Adam düşünmüyor ki, düşünmeyi unutmuşuz biz yani. Biz düşünmüyoruz şu anda ya. Ve bazen kafasını kal düşünmeye başlayınca, mesela bizim bir arkadaş var. Ne zaman yurt dışına çıksa gelince ne olacak böyle, biz ne yapıyoruz falan filan diyor. Buraya bir geliyor, aynı tas aynı ama. Yani kafayı anesteziden kurtarınca ayılmaya başlıyor. Ya diyor ne olacak böyle, ne kadar çok çalışıyoruz kardeşim, bu nedir, yaş kaç sene kaldı şurada falan filan diyor. Diyelim ki yani narkozdan biraz kurtulmaya başlamış, buraya bir geliyor, gene alıyor böyle. Ben öyle diyorum, çek narkoz, çek ki uyuş, hissetme. Hissettim problem. Ben ameliyata girdim. Dediler ki çek. Çektim. Çek derin çektiler. Temiz hava dediler. Çektim. Tak gittim. Burnuma ameliyat yapmışlar. Eti yakmışlar. Kemik kırmışlar. Dışarı çıktım. Hiç haberim yok. Uyandım. Baktım. Neredeyim? Başında 3 kişi duruyor işte hanım orada falan filan. Doktor gelmiş falan. Ben hala böyle şoktayım, böyle bakıyorum ne yapıyorlar falan, kim bunlar? Yani daha yeni, tamam mı? Çektim yani ama o arada yaklaşık 1,5 saat sürmüş ameliyat. 1,5 saat boyunca bana yapılan hiçbir işlemden ben haberim olmadı abiler. Çünkü uyuştum. Uyuşuyoruz. Yani şırınganlanıyoruz. İşle, derdi maişetle, siyasetle, tamam mı? Ben hayret ediyorum yani bu kadar çok çalışıp siyasetle meşgul olan adamın ben harbiden aklına... Siyaset şarabı. Yani siyaset. Tamam mı? Ondan sonra işte futbolla geçmişte benim yaptığım yıllarca vesaire işte diziyle sürekli uyuşuyoruz. İşte bedenle, bedeni geliştirme, spor yapma, tamam mı? Ebedi yaşama arzusunun dışa vurumları bunlar. Şimdi sen ruhu böyle tatmin edemezsin ki abi. Edemiyorsun işte ya. Edemezsin. Yani o yüzden her bir namazın vakti, ruhun teneffüs vakti. Bak ne dedi? Sersemlikten, süresemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır zuhur namazı. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tezahür etmiş olduğu bir zaman dilimi yani. O yüzden öğle namazı belki de bu noktada bizim için
bu manayı yakalamak için çok önemli bir noktadır. O yüzden öğle namazı ne zaman kılması lazım abicim? Öğle namazı vaktinde kılınması lazım. İşlerin en yoğun olduğu zamanda kılınması lazım ki ruh nefes alsın. Zaten bir rahatlama isterseniz abi, insan ciddi bir abdest alıyor, namazı kılıyor. Böyle o yoğunluktan bir çıkıyorsun. Bazen hastanede ya değil mi? İşin ne olunca yani. Böyle acayip bir rahatlama. Yani ondan sonra bir daha üzerine gelirse gelsin. Ben mukavemet edebiliyorsun Allah'ın izniyle. Çünkü ne oldu? Sen dediğin gibi bir kendini bir şeye çektin. Bir anda bir nefes alıyorsun ben işte. Temiz bir hava geliyor. Oksijen giriyor tabiri caizse. Hop tekrardan ruh toparlıyor kendisini yani. Eğer bunu yapamazsak yani bu manayı sen söyle yani ruhun tazikten kurtulması, gafletten sıyrılması, manasız, bekası işlerden çıkması ve bununla beraber kayyumu baki ve münimi hakikiye ulaşma. Yani bütün bu işlerin kayyum olan, baki olan bir zata ve nimetleri veren zata. Ondan sonra ne yapıyoruz? Yönelmenin adıdır. O yüzden sen söyle, zuhur namazında kemal manası var. Yani en kemale erdiği nokta zaman. Ama insan ruhu bu arada görmüş olduğu mevcudattaki zeval ve zevalle kaybolan kemal ve cemalin de menbaını aramaya başlıyor yani. Çünkü neden? Ne dedi? Gündüzün kemal vakti, aynı zamanda zevale başlayan vakti. Şimdi sürekli şekilde görmüş olduğu mahlukatın da yavaş yavaş zevalini görmeye başlıyor. Ve o zevalle beraber aslında bir arayışa gidiyor. Yani nereye gidiyor? Bak şimdi, o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, manasız bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki, mün'imi hakiki. İki tane yine esmaya döndü. Bir kayyumu baki, bir de mün'imi hakiki. Dergâhına gidip el bağlayarak, yani el bağlayaraktan hamd edip, neye hamd ediyor? Gün içerisindeki kemale eren nimetlere. Değil mi? İstiâne etmek. Yani yardım dilemek. Çünkü neden? Zevalsiz, bekasız fani işler ruha ızdırap verdi. Yardım istiyor. Ve celal ve azametine karşı rükû ile, yani neden? Çünkü gündüzün kemali, güneş, en büyük ayetlerden olan güneş ne oldu? Zirveye ulaştı. Burada bir celal var, azamet var. Buna karşı rükû ile aczini ihsar etmek ve kemali bir zevaline, cemali bir misaline karşı secde edip, yani gün içerisinde artık yavaş yavaş kemalden zevale giden mahlukatı gördükçe, bu mahlukat arkasındaki baki olan zatı müteveccih olup ona karşı secde etmek. Ama bak, secde şu: hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazı. Üç mana var. Yani hayret var. Hayret neden kaynaklı? Çünkü kemal mana. Peki hemen arkasından ne geliyor? Muhabbet var. Çünkü batmasına rağmen seni bir yere taşıdı. Faniler seni bir yere taşıdı. Bakiye taşıdı. Ve bununla beraber senin mahviyetin var. Bunu ilan etmek demekmiş zuhur namazını kılmak. Ne kadar güzel, hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil, beşerdir. Hayvandır. Hayvan manası bildiğimiz eşek manası değil yani. Hayvan hayatlı bir varlık. Yani hayatlı bir varlık ama insan değil. Orada şey dedi ya abi, inamat-ı ilahiye çok durmak doğru da, hani inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir an. Evet. Ben şey anladım yani, o işlerin yoğunluğu aslında bu nimetin çok gelmesi manası gibi. Yani işler öyle bir yoğun ki elhamdülillah Cenab-ı Hak gönderiyor. Tabii iş noktasında, sağlığın noktasında. Allah. Yani enfüsü ve afaki olarak bir sürü inamat içerisindeyiz yani. Yani biz nimet olaraktan böyle çok böyle ekstra ekstrem şeylerden bahsediyoruz ya, nimet olması mesela. Gün içinde yediğin yemek içerisinde eğer etli bir yemek varsa senin için nimettir işte. Etli pilav yedik. Ama fasulye, fasulyede nimet derler ya. Ya ben burada iş noktasını düşündüm, o nimet noktasını da. Arkasından dedi ya abi, münime hakiki. Yani sen o kadar yoğun işle uğraşırken bu sefer o inamı kendinden bilmeye. Çünkü çok işle uğraşıyorsun. Tevhid de çok kayma olacak orada. Bütün ben bunların üstesinden gelirim tarzı bir tevhid kaymasına gidiyor mesele. Evet. Cenab-ı Hak da diyor ki tam o vakitte ben öğle namazını emrediyorum ki
Farkında ol. Yedi bul, farkına var, hakiki nimeti veren. Aynen. Niçin öğle namazı tam o vakitte? Tam yoğun zamanın o zaman, tam nimetleri kendinden bileceğin zaman, hem tevhidi yakalayamayacağın, şaşıracağın zaman, o yüzden ben öğle namazını o vakitte emrediyorum. Diyor. Evet, aynen öyle. Bir farkındalık, bir resetleme oluyor bizim için yani. Yani o nimetlerin mesela öğle namazında, öğle namazına kadar yapacağın işlerin içerisinde o kemale eren işler var, kazançlar var. Bir de o kazançları elde etmiş olduğun bir bedenin var. O beden de sana aittir yani. Mesela gözün var, görebiliyorsun, nimettir. Görmesen ne iş yapacaksın? Değil mi? Aklın var, bilgisayar tuşlarına basabiliyorsun. Çizebiliyorsun, değil mi? Yazabiliyorsun. Bunların hangi şeyle yapıyorsun yani? Ve diyor ki Cenab-ı Hak, sen bunları yapmıyorsun, yapan benim, haberin olsun yani. Bunu hatırlatıyor bize yani. Önemli bir mana yani, elhamdülillah. Ha peki bu, biz mesela hep öyle öğrendik ya, sabah namazından rızık dağıtılıyor manası ya. Evet. Burada bu manayı niye zorda kullanacağım? Sadece bizim konuştuğumuz mana mı yoksa? Rızık dağıtılma manası, dediğin şey mana, fecir zamanında... Şey yapıyor ya mesela, üstadı diyor mesela, o üç uyku anlatırken mesela sabah namazı mesela diyor, rızkın mesela azalmasına eğer yatarsan o şeyle. Tayin edildiği bu. Ha. Tayin edildiği vakit ne kadar kazanacağım? Tayin edildiği vakit olarak geçiyor mu ya? Yoksa rızkın azalmasına çalışmayınca da mesela bereketsizlik oluyor yani. Gündüz çalışman lazım. O sabah namazından sonra çalışman lazım. Çalışma süren kes... Yani sabah serinliği vesaire diyor ya. Yani bize başka hadislerde geçiyor da sabah namazda rızıklar dağıtılır vesaire şeklinde hadisler vardı mutlaka da. Burada o manadan ziyade zaten insanın sen söyle ya direkt rızık demiyor ama insanın mahiyetindeki işte nedir? Sen söyle tevfik istemek, medet istemek ve peşindeki gündüz halinde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tamir için onları nazara vererekten o manayı ifade ediyor yani. Ama direkt o mana yok yani işte bereket vesaire noktası yok yani. Ya zaten bereket kavramı anlaması için önce insanın bir melekut boyutuna geçmesi lazım. Bereketi de anlamıyoruz ki biz. Geçen hadis şeyde mucizeler içindeki mesajları ders soruyorsun. Onu okumadım da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde süt bırakılmış. Hazreti sen söyle Ebu Hureyre giriyor mescide. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki git diyor Ashab-ı Suffa'yı çağır. Bir kadeh süt var. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anh ya diyor bir anca diyor bana yeter diyor. Ondan sonra yani bu kadar açız çünkü. Sen söyle gidiyor çağırıyor yani. Yüze aşkın kişi geliyor. Kadetten süt içiyorlar. Hepsi de doyuyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen iç diyor şimdi. Bakiyesini sen iç. O da içiyor. Sonra Peygamberimize o da içiyor yani. Bu zamanlık insan anlat bunu. Peygamberimize ondan sonra bu zamanında insan anlat bunu sen bereketi. Biz bereketi bile maddesel olarak algılıyoruz yani. Artması lazım. Böyle çoğalacak böyle. Pırt pırt pırt. Bereket versin derken. İşte bereket manası o mana değil yani. Bizim alemimizdeki maddesel bereket değil yani. Tabii. Artış bekliyoruz. O değil yani. Aslında maddenin esas olmadığını farkında olmaktır bereket. Bereket maddenin esas olmadığını farkında olmaktır. Sebep sonucun esas olmadığını farkında olmaktır. Bereketi tam hadislerini okuyun. Mesela ne diyor orada işte çağır diyor. Ona 30'ar geliyorlar işte. Yiyorlar geliyor. Yiyor gidiyor. Yiyor gidiyor. Tamam mı? Ne ifade ediyor bu mesela? Diyor ki bak madde esas değil. O yüzden yine bize bakan meclisi bir kişilik yemek iki kişiye. İki kişilik dört kişiye. Dört kişi işte altı kişiye. Öyle bir hadis var yani. Tamam mı? Evet. Yeter diyor yani. Aciz bile olmuyor. Bebek ya da yaşlı birisi olduğu tabii. Yani normal şartlar altında bir pazara çıkıyorsun mesela. Bir haftalık ihtiyacını alıyorsun. Bir hafta geçmiş, dolap hala dolu yani. Tabii. O bereket manasını mesela insanlar kavrayamadığı için mesela çocuk yapmaktan uzak duruyorlar. Sonra veyahut da anne baba bakmaktan, ihtiyar bakmaktan uzak duruyor değil mi? Derdi maaşiyet yüzünden bakamıyorum diyor. Tamam, derdi ona bakamıyorsun ama diyor ki onlar vesilesiyle bereket geliyor. Ben bunu birebir yaşamış insanım. Biz anne, dedeyle babaanne, Cenab-ı Hak bakmayı nasip etti. Benim babam tek maaşta 6 nüfus ondan sonra halamlar falan bir gelirdi bize ordu gibi. Elhamdülillah yani biz hiç sıkıntı yaşamadık yani. Hiç. Hala o ihtiyarların belki bereket hürmetinde. Biz çok bereketli şekilde hayat yaşıyoruz yani hamdolsun. Ama bereketinden hala şimdi anlarsan işte Risale-i talebeleri diyor değil mi? Hizmet-i imaniye ve Kur'an'a ne kadar ciddi omuz vermişse berekete mazhar olur. İnanmıyoruz ki buna biz. Abi hoş. Doğru yani. Berekette tevhid manası var ya. Tabii. Risale-i ne kadar çalışırsan tevhid o kadar çok. Tabii ki. Sen sebebin esas olmadığını. Biliyorsun. Sebep sonuç ilişkisinin esas olmadığını, maddenin esas olmadığını anlıyorsun. Diyorsun ha, gönderi diyorsun ya. Ya gönder ya. Abi ama deme işte ya.
Ama dediğim pil bitiyor işte. Ya da gönderin genişletir abi. He yani. Hayır işte o gönderin manası o. Seni bir kere aliminde bir fütuhat yapacak mesela. Yani o bu kadar yeter ya. Biz istiyoruz ki gönderir derken illa göndersin. Bak verdim gönderdi. Para veriyorum gönderiyor. Gönderiyor para veriyorum. Para veriyor gönderiyorum. Böyle alışveriş yani Allah'a bağlamış kendini. Lan böyle şey mi olur, manyak mısın? Böyle veriyorsan verme, otursun cebinde paran ya. Cenab-ı Hak. Aynı hani diyor ya abi. Talebeler benim hani iştahsızlığıma bağlıyordu. İşte aynı iştah diyor ya. Bir ekmek yetiyor aynı iştah. Bizim abi kardeş öyle demişti. Üstad bal der ya. Üstad yine baldan olur diyor. Alıyor bir kaşık bırakıyor. Versin bize diyor. Bak gör musun? Kalır mı diyor bal. Az demiş onu. Öyle. Üstten diyor, üstten yedinden ne olacak diyor bal bereket tabii ya az diyor öyle oluyor diyor ondan sonra. Versin bize bak diyor bal kalıyor mu diyor ya. İşte değişik bir nazar yani. Sen fakirlikten kurtulamazsın. Ya işte bu bizim alemimiz yani felsefi tabiye ile felsefi tabiyenin diyor tasallutu diyor mesela İçtihat Risalesi'nde. Böyle bir nazardan sen içtihat bekleyemezsin. Böyle bir nazardan derinlemesine din bakışı bekleyemezsin. Herif maddede bu olmuş ya. Maddede bu olmuşuz biz yani. Korkularımız var bizim madde esas bizde yani. Çok ciddi problem yani. Evet. Asr vakti. Orta namaz. İkindi. O vakit hem güz mevsimi hazinanesini. Asr vakti ne ifade ediyordu şeyde? Kainat saatinde. Değil mi? İhtiyarlık vaktine, güz mevsimine, insanda ihtiyarlık vaktine ve şeyde de ahir zaman Peygamber Aleyhisselam'ın asr-ı saadetine benziyor. Onu ifade ediyordu. Ve burada insan ruhuna bakan nokta da güz mevsimi hazinanesi. Güz mevsimi hazinanesi. Şu andaki güz mevsimi. Geçen gün Emirgan Parkı'na gittim öyle sabah tefekkür etmek için. Ondan sonra baktım ağaçlar yavaş yavaş to böyle inanır mısınız çuvallar dolusu yaprak topluyorlar atıyorlar işte neyse kayyumiyet kuddus hakikati ortaya çıkıyor bakıyorsun ağaçlar yapraklandı ve işte yazın da gitmiştim ilk barda ağaçlar neydi hep yapraktı şimdi yaprak kalmadı yani ve hazin hüzün veriyor insana vermesi lazım bana vermiyor da ondan sonra hani veriyor numarası yapmayayım ama hüzün vermiştir bakın düşünen insanlar güz mevsiminde çok güzel şiirler yazmıştır. Şair adam yani. Ayrılığı hatırladı. Güz mevsiminde şiirlerine bakın acayip şiirler var ha. Ben okudum birkaç tanesini. Merak ettim öyle. Buna çalışırken dedim ki bakayım şairlerin güz mevsiminde yazmış olduğu şiirler. Acayip şiirler var. İnsana böyle harbiden de adam yanmış yani. Mesela bulabilir miyim şurada? O değildi ya. Edip abi okudu ya derste. Ertuğrul abi öyle bir şey diyor. Evet. İşte yani o mana var mı var en azından onu bilelim yani. Adam ehli dünya olsa bile bu manayı yakalamış. Güz mevsim hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini. İhtiyarlık. İhtiyarlık haleti mahzun bir alet. Allah yaşatsın inşallah. Allah yaşatmasın hiç. Hep öyle oluyor ya. Aynen. Aynen öyle oluyor. Bir tane babam bir gün bana anlatıyor şimdi tamam mı? Yani akrabamız bizim bu tanıdığımız yani biliyorum. Yaşı 73 falan ama zımba gibi mücahit. Sinirini cepten çıkartır. Ve adam bundan keyif alıyor. Bu vaziyetten keyif alıyor. Neydi bu? Bir şey var. Fare olabilir. He? Fare olabilir. Bir ses geldi değil mi? Sen söyle, şimdi adam bundan keyif alıyor. Babam diyor ki adam diyor maşallah diyor ya çok güzel zımba gibi diyor ya falan. Şimdi dedim ki makbul bir şey mi bu? Tam tersi ya ihtiyarlık vakti üstad diyor ki gençliği bin tane kaç gençliğe değişmem diyor. O manada bir mana var ya. İhtiyarlık aciz ve fakrın değil mi noksan ve kusurun anlaşılması için zirve zamandır ya. Bunu adam anlamıyor. Anlamayıp da bununla övünüyor. Spor salonuna gidiyor abi mesela. Adam hakikaten onlar şu manaya göre çok ters oluyor. Çok ters abi. Yani saç döküldü mesela ektireyim manası falan. Bunlar hep ağırdı saç boyatayım manası. Hep böyle sanki
Görmek istemiyor. Tam tersi. Cenab-ı Hak ne buyuruyor şeyde? Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ihtiyar diyor, ellerini diyor duaya kaldığında Cenab-ı Hak diyor, onun diyor elini boş göndermekten icap eder diyor. O manada bir hadis-i şerif var. 60'ı geçtiğinde mi? Ya. Demek ki senin en zirve zamanın. Ve acizini anlayacaksın ki dergah-ı ilahiye duan niye daha fazla açsın yani. Çok enteresan bir şey. Adam bunu bu manayı anlamıyor yani. Ve sen söyle haleti mahzunane demiş olduğu hüzün. Değil mi? Bakın hüzün kalpte iktidar olursa başkasına yer bırakmaz. Hüzün çok önemli. Hüzün çünkü farkındalıktır. Neyin farkındadır? Batıp gidenlerin farkındadır. Felakın farkındadır. Zevalin farkındadır. Kendisinin farkındadır. Hüzünlenir insan. O yüzden hüzünlü kalpler çok güzel kalptir yani. Allah bu manayı nasip etsin bize. Evet. Ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır, hatırlatır bir hatırlattırır. Şimdi hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, artık işler bitti yavaş yavaş, game over yani gündevi işler. Hem o günde mazhar olduğu sıhhat, selamet, hayırlı hizmet gibi ni'am-ı ilahinin bir yekün-ü azim teşkil ettiği zamanı, tekrar alayım. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mahzar olmuş olduğu, yani gün öğlenle beraber kemale erdi, artık ikindiyle beraber bitiyor. Ve o gündelik içerisinde neticelenen işlerin de mahzar olmuş olduğu sıhhat var, selamet var, hayırlı hizmetler var gibi ni'am-ı ilahinin bir yekün-ü azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin üfule meyletmesi işaretiyle, insan bir misafir memur ve her şeyi geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Yani çok enteresan. Şimdi burada asr vakti 3 manayı ifade etti. Güz mevsimi hazinanesi, ihtiyarlık haleti mahzunanesi, ahir zaman mevsimi ilimanesi. Doğru mu? Peki afakta, yani afaki alemde ne ifade etti ikindi namazı? Yevmi işin neticelenmesi, bütün nimetlerin yekûn-u azim teşkil etmesi ve güneşin batışı ile beraber bana ne ifade ediyormuş? Misafir ve memur ve her şeyin geçici olduğunu ilan ediyormuş. Şimdi bakın, burayı anlattı ve şimdi böyle noktayı vuruyor. Şimdi, ebediyeti isteyen, ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden, firaktan müteellim olan ruhu insan. Evet. Önce ruhun bu mahiyetin farkına varmak lazım. Değil mi? 4 madde saydı burada. Birisi ruhun özelliği nedir insanın? İnsan ruhu ebediyeti ister. O yüzden biz yaşlanmak istemiyoruz. İşte ölmek istemiyoruz. İşte sen söyle saçımızın dökülmesini istemiyoruz. İşte yaşlanmak istemiyoruz. Çünkü biz ebedi istiyoruz. Ve insan ebed için yaratılmıştır. Bu fani dünyayı hiçbir zaman tatmin olmaz. Bu fani dünyayı bir esas maksat yapmaz insan ruhu. Ve insan ruhu ihsana karşı perestiş eder. Kim ona bir ihsan bulunursa ona karşı nedir? Muhabbet besler. Ve insan ruhu neymiş? Firaktan müteellim olur. Ayrılığı sevmez. O yüzden ayrılıklar eğer marifetullah ile bezenmezse ne yapar? Derin yara açar insanda. Şimdi böyle bir ruhu insan kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadimi baki kayyumu sermediğinin dergah-ı samedaniyesine arz-ı münacaat ederek, şimdi bu mahiyette oldun, şimdi bu mahiyetteki ruhu tatmin etmek için bana ne lazım? Kadimi baki lazım. Yani başlangıcı ve sonu olmayan. Değil mi? Zevali olmayan, firakı olmayan. Diğer nokta kayyumu sermediği olması lazım. Yani varlığı kendinden olup hiçbir şeye ihtiyaç olmayan, sürekli kemalde olan bir zat lazım bana. Yani böyle bir zatın dergahında ne yapacağız? Arz-ı münacat ederek. Zevalsiz
ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek. Yani o kadar çok nimetler içerisindeyiz ve ruhumuzun bu derin yaralarına karşı o kadar şifa noktası ki bu. Buna ne yapmak lazım? Hamd ederek izzeti rububiyetine karşı zelil anı rükûa gidip. İşte rükûnun şeyi budur. Fıkıh ölçüsü budur. İşte dümdüz olmak, bardak koyduğunda su böyle dümdüz duracak olduğu şeklinde değildir. Kalıp esas değildir, mana esastır. Rükûa nasıl gidecekmişsin? Zelil anı rükûa gidip. Selmediyeti uluhiyetine karşı mahviyetkerane secde ederek. Yani hiçbir şekilde sen söyle sermedi olan, hiçbir şeye ihtiyaç olmayan, kendinden olan, sonsuz olan bir zatın huzurunda mahviyetkerane secde. Değil mi? Rükû nasıl olacaktı? Zelilane rükû. Hakiki bir teselli kalp, bir rahat-ı ruh bulup, daha önceki dersleri ifade etmiştik ya, ruh ne zaman rahata kavuşur? Ruh eğer kendisinden alınan şeylerin kendisine daha iyi şekilde verileceğinin farkında olduğunda ruh artık rahata kavuşur. Abi kalp ile ruhun elemi arasındaki fark nedir? Yani çok ince bir nokta var burada. Kalp, kalp irtibatta olduğu ruh bağlanıyor. Veyahut da tersi de olabilir yani. Bir bağlanma ve irtibat farkındalığı var. Ne oluyor ikisinin arasındaki bağlanma? Yani kalp merkez ya. Bütün esmanın merkezi ya, bütün esmanın merkezinde olan kalp kainatla beraber bir irtibat sağlıyor. Ruh da irtibatın sağlamış olduğu şeyle bağlanmaya başlıyor. Fakat her bağlandığından da zeval ve firak tokadını yiyor. Kendisine alınıyor. İşte gençliği, güzelliği, işte kainattaki işte çiçekler alınıyor, işte bahar alınıyor vesaire. Bütün bunları görmesiyle beraber sen söyle o bağlanmış olduğun zeval ve firakı onu incitmeye ve zarar vermeye başlıyor. Yani şeyde de bahsediyor ya kalp arasında nihayetsiz teessüat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz terevzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti her şeye kadir bir rahim-i kerim bir kapısının niyazide çalmakta yetenedir. Kalp evet. Bunu diyor ama ruha mevcudatla alakadar bir ruhun yani hep bir aklıma geliyor da bir türlü şey yapamadım. Şimdi şöyle bir şey var. Ruh ne diyor? Kabili. Ruh bir ruhun tanımı yapılıyor ya. Ruh için mesela karşılığında mabudu baki ile mahbubu sermedi diyor abi. Ama kalp için rahim-i kerim diyor. Yani muhtaç olduğu esmalar da farklı. Elemler de. Şimdi ruh manası çok geniş bir mana abi. Mesela biz ruhu çok farklı anlıyoruz ve yanlış anlıyoruz. Yani zeval ve firak niye ruhu etkiliyor? Yani onu incelemek lazım ya. Ruh manası önemli bir mana. Varlık olmayan tarafı noktasında. Aslında bir nevi kendinden bir şey kopuyor yani. Kendinden bir şey kopunca ya işte koptuğunu zannedince tamam mı? Tevhid nazarı uzak. Bu sefer feryat-ı figen ediyor işte. Çok var ama. Anladın mı? Verilecek yani o bütün hepsiyle. Tabii. Aslında kopan bir şey de yok yani. Şey yok. Ama koptun ama ne zaman ki baktı ki ha kopmuyormuş yani bendeymiş. O zaman ruh rahat ediyor işte. Öyle bir zatı işte ruh. Bendeymiş demek. Aynen. Bendeymiş demek. Aynen ya. Aynen o işte mana. Yani çok önemli mana o. Tabii daha deşmek lazım içerisinde. Yani o ruh ve kalp ve ilişkilerini iyi anlamak lazım. Ya adam bizim anlamamız gereken noktalar bunlar yani. Böyle bir ondan sonra manayla işte zellane rükû ve mahviyetkenle secde oluyor. Öteki türlü olmuyor yani. Beceremiyoruz o işte böyle Allah böyle hareketleri ağır ağır yaparaktan ondan sonra mahviyetkenle ve zellane rükû olmuyor yani. Allah olur. Yani şey işte duruyorum. Siz doğru içeride. Yapma kardeşim. Allah dedi sus. Yani neyin hareketini yapıyorsun? Bu öyle olur mu? Bir şey midir ya bu? Huşuyu
haşyetten uzaklaştırıp kalıba dökmüşüz. Kalıptaki hareketleri güzel yaparaktan huşuya ulaşacağımızı zannediyoruz. Yani bu kadar dar bir fıkıh bilgisi daha lig tarihinde görülmemişti derler. Çok şey örnek olacak. Kemal Sunal karate yapıyor. Sen diyor karate yapmıyorsun, bağırıyorsun. Aynen. Adamın bir tanesi... Ses geliyor bizden böyle. Bak sana bir şey anlatayım şimdi. Kafkas oyunlarını bilirsiniz değil mi? Bir tane adam böyle işte o oraların şeyinden bir adam. Sen söyle. O bölgeden bir adam. Böyle bir Kafkas oyunları izliyorlarmış bir profesörle beraber. Demiş ki o adam, Kafkas kalmadı demiş artık. Adam demiş ki, öyle deme demiş ya, çok dernekler var bak Kafkas oyunları öğretiliyor işte bak bunlar da onlardan falan. Ben demiş, Kafkas oynanmıyor demedim ki demiş. Kafkas kalmadı demiş. Ne demek bu? Mesela Kafkas oyunlarında hepimizin bilmiş olduğu bir hareket vardı. Böyle kadın şöyle durur, erkek o değil, erkek böyle kadın tarafına döner. Böyle değil mi? Böyle hareket yapar, böyle durur, döner. Kadın buradadır yani. Tamam mı? Ha. İşte nedir o? İşte erkek kadını himaye eder, manadır. Yani bu manayı bilerek oynayan kişi Kafkas oynar. Bu manayı taklit eden kişi Kafkas oyunu oynar. Kafkas oyunu oynayan çoktur. Ama Kafkas manası kalmamıştır. Namaz kılan çoktur ama namaz kılan manası, namazın manasına kılan insan azdır, yoktur. Yani yoktur demeyeyim, çok azdır yani. Anladın mı? Namaz kılmak, işte sen söyle, rükû secdeyi böyle yapmak, selamı böyle, böyle yapmak, ondan sonra dümdüz olmak, böyle tutmak, böyle yapmak, şöyle yapmak, bunlar Kafkas oyunudur yani. Ama bu Kafkas değildir. Bu namaz değildir yani. Evet namaz olmadı demek değildir. Bak şu manayı kaçırmıyorum. 20. sözdeki manayı unutmayacağız yani. Evet her namaz içerisinde bu hakikat var mı? Vardı. Ama Allah aşkına ya birazcık hedefin olsun ya. Çekirdekte. Çekirdekte kalmışsın durmuşsun yani. Biraz solak çekirdeği. Yani insan bir sular bir etrafını bir deşer bir gübre atar ya. Odun 3 kuruşluk dünya için 80 tane takla atıp duruyorsun ya. Bir namaz için bir kere ya bir gayretin olsun en azından ya. Hala kalmışsın. Ya ben özellikle Risale-i Nur talebelerin böyle ilmihal bilgilerin takılmasına ben ayar oluyorum abiler. Özür diliyorum. Az bir ufuk açılma olsun insanda ya. İlmihal, dümdüz, öküz gibi ilmihal okuyor adam ya. Böyle ha. Mana sıfır. Sıfır mana yani. Böyle şey mi olur kardeşim? Sen fakih olman lazım. Yani fıkıhta derinleşen insan. 27. sözün başındaki ayet-i kerime manasını bulabilir misin? Hemen arama moduna bassana. Şeyi. Bak şimdi. Her o meseleyi şu peygambere de iktisat. Mesela ayet sahibi kimselere amel etselerdi elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya ehliyetli olanlar için işin doğrusuna girilir. Bir daha oku yavaş yavaş. Eğer o meseleyi peygambere ve müminlerden ihtisas ve salahiyet sahibi kim? Evet şimdi ihtisas ve salahiyet sahibi kimdir? İlahiyat mezunu olacak ki Cumhuriyet döneminde bu dine en büyük hezimeti yaşattıran, en büyük ihaneti yapan Ankara İlahiyat'tır. Ankara İlahiyat'ın kurulması sırf bu yüzdendir. Ankara İlahiyat'ın birçok profesörü, hocası sonradan eski Doğu Perinçek'in, eskiden Doğu Perinçek komünisti, şimdi vatanperver oldu. Bu kalemi var ya bir tane beyaz saçlı, dinsiz. O adam. Onun partisinden, ondan sonra partisinde bulunup, o zamanki sol partide bulunup, dine aykırı yazılar yazan adamlar. Ankara İlahiyat'ın kurulma amacı buydu abiler. Onu geç. İlahiyat mezunu olursan dinde fakih olursun. Böyle bir dünya yok kardeşim. Kur'an'a tamamen ters bir olaydır bu. Hangi sahabe ilahiyat mezunuydu? Hangi sahabe üniversite mezunuydu? Sahabelerin kaç tanesi okuma yazma biliyordu? Mesela vahiy tezgahından geçmektir abim benim. Vahiy tezgahından düzgün geçmedin mi istersen ilahiyat mezunu dinden çıkarsın. Bugün hocaların çoğu dinden çıkan hoca ilahiyat mezunu değil mi? Adamın bakış açısı nakız.
O tevhid bakışı yok. Kur'an'ın vermiş olduğu o nazarı külli yok. Geçmemiş. Abi cahil zaten ben bilmem de çıkar işin içinden. Bu bildiğini zanneder adam. Cahil mi daha tehlikeli, cahil mutlak mı? Cehil-i mürekkep mi? Cehil-i mürekkep daha... Bildiğini zanneder. Cehil-i mürekkep kimdir? Hiçbir şey bilmeyen değildir. Biliyor. Bildiğini zanneder ama bilmez. Cehil bilmez. Yani bilmiyorum der adam ya. Tamam cehil. Ama adam cehil-i mürekkep. Yani adam kendini bilir zannediyor. Şimdi ilahiyat problem bu burada kaynaklı. Şimdi dinde fakih olmak, işte ihtisas sahibi olmak ne demektir? Dinde ihtisas sahibi olmak istiyorsan kardeşim böyle kafa yoracaksın. Bizim Risale-i talebeleri şu anda böyle olması lazım gelirken böyle miyiz derseniz maalesef böyle değiliz. Oku. Oku düz oku. Sakın ha düz oku bak. Bak bu işler içinde üstad demiş ha aman böyle oku. Ya bunun uzaktan yakından alakası yok ya. Ya ben böyle kahroluyorum ya. Şunu sadakat diye pazarlıyorlar deli oluyorum ya. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir yöntem yok. Senin benim en büyük amacımız abim bizim bu hakikatlerle ciddi müteveccih olup fakih olmak, fıkıh sahibi olmak, ihtisas sahibi olmaktır. Risale-i Nur'ta ne diyor üstad? Bu zamanın mühim bir alimi olur. Çünkü önüne öyle bir ölçü veriyor ki sana Kur'an ve sünnetten, hadisten sen artık ölçüyorsun. Yani diyorsun ki bu budur, bu budur, bu budur. Bir kelam diyorsun, diyor ki nübüvvet kokmuyor bu kelam diyorsun. Ya. Ulan nesin sen? Ne okudun ben? Lise mezunu adamım ya. Ama anlıyorsun yani ölçü var sende. Şahsi kemaletle alakası yok bunun yani. Yani bunun senin böyle bir geniş caddeyi alıyor, daptarıcık mesela oturup işte fıkıh çalışalım. Biz medresede fıkıh dersi vereceğiz. Ne gerek var kardeşim? Ne gerek var ya? Medresede senin fıkıh dersi vermenin ne gerek var yani? Yok Arapça dersi vereceğim. Kardeş üstad böyle bir şey koymuş mu sana? İki sıkımlık barutun var. Niye harcıyorsun oralarda? Ölçü yok yani. Ve ciddi şekilde fıkıh sahibi yani fıkıh ekber okuması da gereken nur talebeleri maalesef fıkhın çok dar ölçülerine işte abdest bozma vesaire takılıp bunlarla işte bozar mı bozmaz mı kılır mı bunlar bunlarla uğraşıp duruyor yani. Yani mesela girin mevzuya girin hadi canınızı sıkın birazcık. Sıkın değil mi? Ölçü bak ateş de hızlandı. Namazı kasretmek. Hayatta diyaloğa girme. Namazı kasretmek konusunda. İki mi kılarsın, dört mü kılarsın? Üstad kılmış, kılmamış. Tamam mı? Üstadına nazar alma. Ölçü vermiş bana kardeşim. Baktım ki anlayacak tipte insanlar var. Kasretmem. Baktım ki dangozlar var. Anlamayacak. Kasrederim. Bu kadar. Nettir yani. Pırpır yapacak. Tam kardeş kes sen. Tabi olalım. İki mi? İki kılarız kardeş. Dinden çıkmam ya. Ya bunu bir mesele yapmanın bir anlamı yok. İki kılacağım, dört kılacağım, iki kılacağım, dört kılacağım. Bakıyorum mücahit var, yüksel var. Anlarlar bunlar. Yani kardeşim biz kastetmeyelim. Üç dört Cenab-ı Hakk'ın ikramını geri çevirmek falan. Ya babam saçmalama ya. Öyle bir şey yok. Şafii mezhebine göre bu iş sünnettir ya. Ben de Şafii'ye göre amel edebilir mi? Ederim. Ben meseleyi alimle oturtmuşum zemine. Sana ifade etmekte zorlanıyor olabilirim ama ben oturtmuşum alimle. Ben iki de kılarım, dört de kılarım. Ama baktım ki anlamayacak herif. İki kılarım abi. Zorlama. Anlamıyor adam. Ufuk dar. Dar ufuk olunca seni de yıpratacak yani. Bırak iki kıl. Tamam sen geç kıldır. Ben dört kılayım. Anladın mı? Buna takılıyoruz yani. Dört mü? İki, dört mü? İki mi? Niye? Fıkıh bilgisi. Ama fakih olmamış. Fakih farklı bir şeydir. Fıkhul Ekber kitabı var. Biliyorsun değil mi İmam-ı Azam'ı? Kaç sayfa? 60 sayfa. Şu kadar. Niye Fıkhul Ekber? Fıkıhta zirve yapmış olan Ebu Hanife Hazretleri Fıkhul Ekber kitabının ismini Fıkhul Ekber ki yazıyor. Ekber deyince aklına ne gelir? Büyük. Büyük bir kitap olması lazımken ince bir kitap. İçerisinde bir tane bizim bildiğimiz fıkıh bilgisi yoktur. Hakaik imanı üzerindedir. Fıkhul Ekber hakaik imanidir. Sen hakaik imanı ve İslam'ı da terakki ettikçe, ciddileştikçe bir rüsuf peyda edersin ve oradaki ehli ihtisas olursun. Ama branşın dışına çıkmayacaksın. Abi bu orucu bozar mı? Bilmiyorum kardeşim. Abi bu abdesti bozar mı? Bilmiyorum kardeşim. Sorma bana ya. Branşım değil ya. Ben kardiyoloji okumuşum. Ne işin lan kulak burun boğazda benim? Allah Allah. Git sor onu ya yere sor. Sonra al da ilmal oku. Fıkıh dediğin nedir ya? Şu kadar bir kitap. Google'a niye yazmıyor bunlar ya? Soruyorlar. İş olsun. Bunlar esas olmuş. Google'a yazsa
Yani bugün bir insanın fıkıh öğrenmesi için şu kadar sayfa okuyacak. Bakın, mübalağasız söylüyorum. Şu kadardır. Ömer Nasuh Ümer'in alacak eline ilmi haline, abdesti bozan, namazı bozan haline, tamam mı? Gidip de suların hükmünü okumasına gerek yok. Okuyor. Var çünkü, suların hükmü de var orada. Suların hükmü. Ulan her yerden çeşme gibi su akıyor. Ne gerek var? Çok sıkıştın mı telefonundan bakarsın. Ya işte yani mesele çok enteresan ya. O yüzden abiler sonra ne oluyor bak. Bunda derinleşemiyoruz ama işte. Bu sefer medreseler Süleymancıların şeyine dönüyor. Sen söyle medresesine dönmeye başlıyor. Arapça öğrenim, fıkıh öğrenim, tamam yarın hadis de isteyeceksin. Ne oldu o zaman? Değil ki karım benim branşım değil. Sen niye bir branş dışına itiyorsun ki? Konunun olmasın abi. He? Böyle bir şey de olur. Ya olması lazım olsaydı esas yöntem bu olmazdı. Tabii donanımlı olacak yani. Donanımlı olacak, bu olacak donanım. Düz okumayacaksın 10 sayfa. Evet. Oku geç. Geçen dersi söylemiştim şimdi hatırladım. Mesela birçok kişi ilmihal çoğunluğu biliyor ama ilmihal bilgisi bilip de adam namazı kılıyor. İlmihal bilgisi bilmek esas değil. Yani onu dedim yani. Mesela şu an Türkiye'de en dinsiz adam dahi abdestin fazlını bilmiyor mu? Abdest almasını biliyor mu? Biliyor. Namazı biliyor mu? Biliyor. E bana niye kılmıyor? Çünkü bilgi insan namaz kılırtmaz. Fıkıhla ekber namaz kıldırttır. Fıkıh değil. Ya adam hafız olur, namazı terk ediyor yani. Evet. Hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûya gidip sermed-i uluhiyetine karşı mahviyetkerane secde etmek ederek kemerbesti ubudiyet olmak demek olan yani tam bir ubudiyet manasını anlamak, o ubudiyet manasını takınmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Yapmayan insan değil, anlamayan da insan değil. Çok ağır ifadeler. Değil mi? İnsana, üstadın belki bu kadar ağır ifadeler kullanmış olduğu ender yerlerden bir tanesidir. Tabiat esasında da kullanıyor. Ama namazın içerisinde bu mana var. İnsaniyetimizi anlamamız için namaz kılmamız lazım. Namaz kılıyorsak insaniyetimizi anlamamışızdır yani inşallah. İnsan şeyi var. Tanımı bize çok dar etti. Aynen. Yani hayvanla insan arasında biz aralarımızda tam da çok büyük bir fark yok aslında. İşte beşeriyet. Beşeriyet bizimki. Ondan evet. Konuşan bir hayvandır demiş. Evet, aynen. Biz de aynen. Tanımda çok büyük bir fark yok ki abi yani. İnsan düşünen bir varlık yani. Bizim alemimizin tanımda da çok böyle anlamlı bir felsefeden falan düşünmüyoruz ki. Bu boyutunu ele almadığınız zaman hayvanlar farklı. Aynen öyle maalesef. Evet. Ama mağrip ve yastı kaldı. Bir dahaki şeyde mağrip ve yastıyı okuruz ama yastıyı bitiremeyiz. Yalnızca mağrip okulamayacak ki sefer.